Konuşabildiniz mi Özgür'le peki? Yok. Bayağı bir sıkıştırdık Selim'le ama bir işe yaramadı. Yapma ya. Almi'yle uyandı galiba. Sonra konuşuruz aşkım. Hadi. Günaydın. İyi misin kuzum? Sensin kuzum. Gel sen otur, ben çayını koyayım. Gel. Ay istemez. Aç değilim ben. Bir şey yemeyeceğim. Bir şey yemeden mi çıkacaksın? Bravo. Hemen de anladın ha. Ben de geleyim seninle. Özgür'e mi gideceksin? Hayır. İşe gidiyorum. Tamam. Ben de geleyim, oradan sete geçerim ben. Hazırlanayım hemen, sen bekle burada, tamam mı? Geliyorum hemen. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Çok mu yakındınız? Çok. Çok sevdiğim biriydi. Genç miydi? Hı. Ben tanıyor muyum? Gördün mü daha önce? Tabii. Her gün. Her gün mü? Akif. Hangi Akif? Bizim Çak... Özgür Akif. Ta kendisi. Nasıl olur ya? Ben daha sabah gördüm onu. Selam bile vermeden geçti gitti. Biliyorum. Ben yine hiçbir şey anlamadım bu işten ha. Bir şey de anlamana gerek yok zaten. Ben şey için geldim. İşi bırakıyorum. İşi mi bırakıyorsun? Niye ya? Çünkü yapamayacağım. Hiç enerjim yok. Yok yok, işi bırakmak yok. İzin alırsın, biraz dinlenirsin, öyle geçer. İzinle falan halledilecek bir şey değil bu. Ha siz nikah hazırlıkları falan yapıyordunuz değil mi? Sana sürpriz falan yapacaktı. Kesin aksadı, aksadı değil mi işler? Aksamadı. Kökünden bitti. Terk etti beni. Ne? Gördüğün gibi işimin başındayım. Her şeyi yeniliyorum ve enerjim yerinde. Çok iyi yapıyorsun da. Daha. Duyduğunuz dilin sesini, yarışma başlasın. Neyi beğenmedin yine Selim'ciğim? Ya beğenmediğimden değil de... Küçük küçük başlasaydın keşke. Böyle birden konsepti değiştireceğim diye çıkınca ortaya... Yani bilmiyorum ne kadar doğru. Sevgili, biraz büyük düşünmek lazım. Ne demişler? Boğulacaksan büyük denizde boğul değil mi? Yani küçük denizlere tenezzül bile etme. Hoş geldin Bedsurat. Kafeyi mi devrediyoruz? Devretmiyoruz canım. Aksine ele alıyoruz. Gördüğün gibi her şeyi yeniliyorum. Bize de sorsaydın keşke. Neden? Sen Aymile'yi terk ederken Aymile'ye sordun mu canım? Şak diye terk ettin kızı. Hı? Onunla bunun alakası yok ki. Aa doğru. Aymile ne halde biliyor musun sen? Hı? Kız kendini bir koltuktan bir koltuğa bırakıyor. Evde sürekli metal müzik dinliyor. Mahvoldu yani. Hepimiz mahvolduk. Ne oldu? Hani çok değerliydi senin için? Hani Aymile şundu? Sıkıldın mı iki günde? Anlatsam da anlamayacaksınız zaten. İşine gelmeyince anlamayacaksınız. Çocuk sanki, 30 yaşında adam. Ya bak yine de mutlaka bir açıklaması vardır. Ay! Yok öyle bir şey ya, yok. Gidiyorum ben. Gidemezsin. Niyemiş o? Çünkü... Benim bir işim var. Benim bir işim var, onu halletmem lazım. Derse sen gireceksin. İyi. O zaman son bir ders. Son ders yok. Çıkamazsın işten. İzin vermiyorum. Toparla kendini artık Almineciğim. Toparla. Toparla da derse gir. Hadi Almineciğim. Hadi canım. Tamam. Hadi. Şimdi derin derin nefes alıyoruz. Hayatın bütün anlamsızlığını içimize çekiyoruz. Mutlu olmamız için hiçbir sebep yok. Dünyanın sonu gittikçe yaklaşıyor. Aldığımız her nefeste içimiz biraz daha kararıyor. Biraz daha katılaşıyoruz. Bütün vücudumuz sertleşiyor. Kas katı bir şekilde oturuyoruz. Burnumuzdan aldığımız her nefeste vücudumuz...
vücudumuz ve iç organlarımız siyaha boyanıyor. Yaşamanın hiçbir anlamı yok. Ölsek daha iyi yani, o derece. Yok.